Rusya'nın RIA Novosti haber ajansı, Rusya lideri Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni lider Paşinyan'ın 10 Kasım'da toplantı yapacağını yazdı. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, bu bilgilerin Kremlin'in 2. Karabağ Savaşı'nın bitiminden bir yıl sonra bir toplantı yapmayı planladığını doğruladığını söyledi. Uzman, Kremlin'in toplantı için bu tarihi seçmesi tesadüf değil. Bunu yaparken Kremlin dünyaya sürecin Kremlin kontrolünde olduğu ve Rusya'nın sorunu çözebilecek tek ülke olduğu mesajını veriyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in birkaç gün önce Valday Tartışma Kulübü'nün bir toplantısında, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır sorununun çözümünde arabuluculuk yapabilecek tek ülke olduğunu söylemesi tesadüf değil. Kremlin lideri, eski Sovyet Cumhuriyetlerinin sınırlarını belirleyen haritaların Moskova'da olduğunu söyleyerek bunu haklı çıkardı. Öte yandan, savaşın bitiminden sonra Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilen birkaç üçlü toplantının bu aşaması mantıklı bir sonuca varılmalıdır dedi. Medyanın liderlerin bir sonraki toplantısında 2 maddelik bir belgenin imzalanacağını bildirdiğini aktaran uzman, 1. madde, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırların belirlenmesi ile ilgili olacaktır. Rapora göre bu karmaşık bir süreç ve taraflar sorunu Rusya üzerinden kendileri çözmek için bir yol haritası belirleyecekler. 2. madde, bölgede ulaşım iletişiminin açılmasına ilişkin olacak. Raporda, bu konunun geçen yıl Kasım ayında 3 ülkenin liderleri tarafından kabul edilen bir açıklamaya yansıdığı belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı her iki belgeyi de imzalamaya hazır. Sınırların belirlenmesi ve iletişim hatlarının açılması Azerbaycan'ın çıkarınadır. Ermenistan Başbakanı Paşinyan artık karşı çıkmıyor. Son açıklamasında, Nahçıvan ile Azerbaycan anakarasını birbirine bağlayan ulaşım yollarının açılması ihtimaline dikkat çekti. Yani Paşinyan Ermeni toplumunu buna hazırlamıştır. Rusya Devlet Başkanı Putin de Valday'daki tartışmalarda Nahçıvan'a iletişim hatlarının açılması gerektiğini dile getirdi diye konuştu. Yayılan bilgilerde barış anlaşması ile ilgili herhangi bir bilginin bulunmadığını belirten uzman, Paşinyan henüz buna hazır değil. Ancak, sınırların belirlenmesi için müzakerelere başlanır ve iletişim hatları açılırsa, bundan sonraki adım iki ülke arasında birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyan bir barış anlaşmasının imzalanması olacaktır. İlginç bir şekilde Putin Valday'daki konuşmasında Rus barış güçlerinin Karabağ'da kalma sürelerinin uzatılmasından bahsetmiyoruz dedi. Yani Putin bu konuda ısrarlı değil. Bize de bu lazım. Belki de Karabağ ayrılıkçılarının lideri Arayık Harutyunyan, çevresindekilere silahsızlanmalarının istendiğini söylediği içindir dedi. Erivan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkiler kurmaya yönelik ılımlı yaklaşımı Ermenistan'da büyük öfkeye yol açtı. Düzenli olarak konferanslar ve tartışmalar düzenleyen Ermeni muhalefeti, yeni eylemlerin yanı sıra, Azerbaycan ile gelecekte bir barış anlaşmasının yapılmasını engellemek için bir takım adımlar atıyor. Kafkas Enstitüsü araştırmacılarından Hrant Mikayelyan, Türkiye ve Azerbaycan'ın bugün attığı adımların yarın için hesaplandığını ve hedeflerine özel şartlar koyduklarını söyledi. Mikayelyan, çok önemli bir sürecin temellerini atıyorlar ve bunun için çalışıyorlar. Bu ülkelerin politikalarına yakından bakarsak, Azerbaycan'ın amacının Gafan, Vayots'de ve Karabağ'ı bir darbe ile almak olduğunu görebiliriz. O zaman Ermenistan'ın sadece haritada adı kalır dedi. Mikayelyan, hükümetin şu anda Ermenistan'ın çıkarlarını korumayı reddettiğini, Erivan hükümetinin birçok açıklama yapmakla yetindiğini aktaran Mikayelyan, Ruslar burada dursun, Fransa tanısın, Amerika yapsın, diğeri yapsın vesaire diyorlar. Yani somut adım atmayı reddediyorlar. Böylece Türkiye ve Azerbaycan'ın harekete geçmesi için şartlar oluşturuyor. Ermenistan'ın öznelliği yok, o zaman Türkiye ve Azerbaycan'ın varlığı da dahil olmak üzere, daha sonra ortadan kaldırılması mümkün olmayacak kadar her şey yapılabilir diye konuştu. Ermeni siyaset bilimci Hrant Melik-Shahnazaryan, şu anda siyasi güçlerin ve uzmanların halka gerçeği söylemekten, ihtilafın çözülmediğini, Azerbaycan'ın uzak hedefleri olduğunu söylemekten korkmamaları gerektiğini söyledi. Uzman, insanların, Azerbaycan'ın uzun vadeli programlarını uygulamak için somut adımlar attığını anlaması gerekiyor. ZENGEZUR meselesine ayrı bakmak doğru değil dedi. Ermeni milletvekili Armen Rüstemyan, bu zor jeopolitik durumda yeniden yapılanan bir ülke olarak Ermenistan'ın Zengezur Karabağ'ın rolünü anlaması, Türk tehdidini etkisiz hale getirmesi, nesillerin çıkarlarına hizmet etmesi, Türkiye'nin sempatisini beklememesi ve tehlikeli bir Türk barışına öncülük etmesi gerektiğini söyledi. Bunun yapılmaması durumunda Ermenistan'ın bağımsız bir devlet olarak çökeceğini vurgulayan Ermeni vekil, Ermenistan, modern bölgesel istikrar ve barış sürecinde belirleyici bir ikilemle karşı karşıya. İkilem, bu sürecin Ermenistan'ın güçlenmesi pahasına mı yoksa Ermenistan'ın Türkleşmesi pahasına mı gerçekleşmesi gerektiğidir. Şu anda Kafkasya ile ilgilenen devletler bölgeyi yeniden dağıtmaya başladı. Ermenistan'ın yeni jeopolitik haritadaki yeri, Türkiye'nin Neo-Osmanlı programını uygulamada ne kadar ileri gideceğine bağlı olacak. Ancak sorun Ermenistan ile sınırlı değil. Türkiye, stratejik çıkarlarına Türkçe konuşan halkların yaşadığı 70'e yakın ülkeyi dahil etti. Neo-Osmanlı programlarına tehdit oluşturabilecek ülkeler pan-Türkizme engel olarak hedefleniyor dedi. Ermenistan işgalinden kurtarılan şehirde Türk şirketlerinin de katkısıyla modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği park kuruluyor. Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde kapsamlı imar ve kalkınma projeleri yürütüyor. Bölgede yeni yollar, santraller yapan, yıkılan yerleşim birimlerini yeniden inşa eden Azerbaycan hükümeti, tarım sektörünün geliştirilmesi için çalışmalar yapıyor. Bölgedeki tüm projelerde Azerbaycan'a destek sağlayan Türkiye, öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen tarım sektörünün gelişmesi için de desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, işgalden kurtarılan Zengilağan'da Türk şirketlerinin de katkısıyla modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği park kuruluyor. Çalışmaları aralıksız süren tarım parkında, ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftliği, kesimhane, yem fabrikası ve meyve bahçeleri yer alacak. Çalışanlar için lojman ve dinlenme alanlarının yapıldığı parkta, Karabağ Savaşı şehitlerinin hatırasına anıt ve ormanlık alan ile cami inşa edilmesi de planlanıyor. Atıkların enerjiye dönüştürüleceği biyokütle gazlaştırma tesisi ile çatılara kurulacak güneş panelleriyle parkın elektrik ihtiyacının bir kısmının karşılanması hedefleniyor. Parktaki tüm işleri Türk ve Azerbaycanlı mühendis ve diğer çalışanlar birlikte gerçekleştiriyor. Parkın inşaatından sorumlu proje müdürü Yasin Yavuz, yaptığı açıklamada, bölgeye 2 ay önce geldiğini, bu sürede büyük değişimlere şahitlik ettiğini söyledi. Ermenilerin işgal döneminde bu toprakları yıllarca atıl bıraktığını belirten Yavuz, gelecekte burada çok farklı Karabağ olacak. Çok verimli toprakları var. Suyu var, zengin bir arazi. Çalışanların kalacağı 5 yıldızlı otel standardında lojman yapıyoruz. Azerbaycan ve Türk mühendisler birlikte çalışıyor. Azerbaycan devleti burada çok güçlü yatırımlar yapıyor. Bölgede çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı firma çalışıyor. Altyapı ve üst yapı projeleri hızla gelişiyor. 1-2 yıl sonra biz burayı tanıyamayacağız. Burası Azerbaycan'ın Paris'i olacak diye konuştu. İnşaatta şef olarak çalışan Azerbaycanlı mühendis Elvin Aliyev de Türk arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti. Aliyev, tarım parkında çok sayıda insanın istihdam edileceğini belirterek, Türk çalışanlarla tecrübe paylaşımında bulunduklarını kaydetti. İnşaat çalışmalarının sürdüğü park bünyesindeki ekin alanları vakit kaybedilmeden sürülmeye ve gübrelenmeye başlanmış durumda.